Ben de yeni öğrendim. Henüz 2 aylık. Söyledin mi? Yani Fırat'tan Erdin'in haberi var mı? Var. Eyvah. Düğün iptal mi oldu? Yok, nikahtan sonra söyledim. Sonra mı? Sonra niye yani... Belki evlenmezlerdi. Nadine'in ne tepki vereceğini bilemedim. Fırat'ı da sonsuza kadar kaybetmek istemedim. Tabii. Ama söylememek bebeğime ihanet olurdu. Düğün birbirine girmiştir ha. Bilmiyorum vallahi, söyledim çıktım işte. Deniz ne yaptı? Ne yapsın, çılgına döndü. Ben çıkarken bana beni öldürecekmiş gibi bakıyordu. Çocuklar, kendimi çok kötü hissediyorum. Her şey alt üst olmuş vaziyette. Her şeyin üstüne bir de Deniz'in koparacağı yaygarayı kaldıramazdım şimdi. Otele gitmek istemedim, eve gidemedim. Sen geldin aklıma. İyi yaptın. Böyle yalnız kalınmaz zaten. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Peki şimdi ne yapacaksın? Fırat artık evli barklı bir adam. Bebeği doğuracaksın değil mi? Bana inanmayacaklar. Pislik yapıyorsun diyecekler ama ben gerçekten anne olmak istiyorum. Aksini düşünemiyorum bile. Tabii canım, senin istediğin önemli. Yani ama gerçekten istiyor musun? Kolay bir şey değil. İyi tamam, konu kapanmıştır o zaman canım. Ne? Paran var, pulun var, kimseye muhtaç değilsin. Gayet de rahat bakarsın yani bebeğe, değil mi? Ya tabii canım, burada yaşamaktan kasılırsan gidersin yurt dışına yerleşirsin. Herkes benden nefret edecek. Sanki bu çocuğu tek başıma yapmışım gibi. Her şeyi benden bilecekler. Narin hep çocuğuma düşman gibi bakacak. Yok canım, Narin öyle bir kız değildir. Yani bunu hazmeder mi, hazmedemez mi bilemeyiz. Asıl tabii Fırat'ın yanına kalacak mı, onu da bilemeyiz. Araları bozulursa ablamı da kaybederim ben. Ya çocuklar ne yapacağından ya. Saçmalama, Deniz'den bahsediyorsun. 2 gün sonra zil takıp oynar yeğenim geliyor diye. Tabii canım. Ben sana şimdi temiz çarşaf çıkartayım. Git biraz uyu. Kendine gel, tamam mı? Hadi. Zamanla her şey hallolacak zaten. Tamam, hadi. Gel. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Tamam, gel. Gözünü seveyim ya. Sus lan! Merhaba Deniz, nasılsın? Seni merak ettim de. Nasıl olabilirim Sermet Bey? Yani artık kaç parçaya bölündüm ben bile sayamıyorum. Ya dün gece Narin'in en güzel keçesi olmalıydı. Biz yıllarca onun hayalini kurduk Narin'le. Benim arkadaşım böyle bir şey hiç hak etmedi. Hem de hiç. Deniz, ben sana bir şey diyecektim. Yapma. Irmak da yok ortada. Hırsımı alamıyorum yani. Böyle ikisini lime lime etmek istiyorum. Tamam, sıkıntı etme kendine bu kadar. Abi, abi göz göre göre ateşe atıyorsun kendini. Yapma abi, yapma, yapma. Tamam, ben seni sonra ararım. Deniz. Ya altın. Hiç şey değil. Neler oldu bir bilsen? Biliyorum, biliyorum. Kapattı. İsabet olmuş abi. Şu kadar kaldı abi kendini bitirmene. Şu kadar, şu kadar. Azıcık sıkacaksın abi dişini. Tut, tut abi kendini azıcık. Şu operasyonu tehlikeye atma abi ya. Olacak şey değil abi. Söylenir mi ya? Ebu Süfyan'sın oğlum sen. Abi şimdi ne alakası var ki? Her şeyden haberim var. Irmak dün Can'ın atölyeye geldi. Kız sabaha kadar bir yandan ağlayıp bir yandan anlattı. Neye ağlıyormuş ya? Ne hakkı var onun ağlamaya? Kaç kere söyledim ben ona, kaç kere? Umurumda değil artık. Gitsin ne yapıyorsa yapsın. Beni üzmesine izin vermeyeceğim. Gitsin ne yerse yesin artık. Ya öyle deme. Kız çocuk bekliyor. Belki sorumluluk almayı öğrenir bu şekilde. Keşke ya. Nerede ama? Oğlum hasta benim o kardeşim. Siz fark etmediniz mi hala? Irmak hasta. O bebeği Narin'le Fırat'ın hayatını zehir etmek için istiyor. Ben anlamıyor muyum ne yapmaya çalıştığını sanki? Kalk gidelim hadi yanına. Ya sonuçta senin kız kardeşin. Bak ne olursa olsun karşında genç ve çocuk bekleyen bir kadın var. Kız kendini yalnız hissediyor. Hadi.
Ablan herhalde. Nazlı üstüne gitme. Durum iyi değil. Hadi Irmak, gidiyoruz. Hadi. Bir şey lazım olursa beni ararsınız. Yok canım, zaten akşam ilgilenmişsiniz yeterince. Hı. Teşekkürler. Vallahi hala aileden biri gibi görüyor beni. Biraz şaşırdım, beklemiyordum. Sen hep aileden biri olarak kalacaksın canım. Ben sizi bırakayım mı? Yok, biz takside geçeriz. Siz de yoruldunuz, dinlenin hadi. Hadi. Irmak'la konuşmaya geldim. Yukarıda yatıyor. Deniz, ben çok üzgünüm. Ama sorumluluklarım neyse yerine... Sorumluluk mu? Sorumluluk. Doğumda elini tutacaksın. Bebeği böyle okşayacaksın, seveceksin. Sonra hastaneden çıkıp karının yanına gideceksin. Irmak o geceyi tek başına bebeğiyle geçirecek. Genelde böyle bebek yeni doğduğunda anneyle babanın göğsünde uyur. Anne yorgunluktan gözlerini açamayınca baba kalkar bakar bebeğe. Sen nerede olacaksın? İlk adımlarını attığını telefonda öğreneceksin. Neredeyken? Başka bir evde. Bana sorumluluktan falan bahsetme Fırat. Sen çok sorumsuz bir adamsın. Biliyorum, hayalindeki teyzelik böyle bir şey değildi. Ama benim elimden bu kadar geliyor. Ben Narin'le bir hayat kurmak istiyorum Deniz. Eğer Irmak bunu bile bile hala anne olmak istiyorsa ona saygı duyarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.